5 Mart 1207 tarihinde fethedilen Antalya'nın fethinin yıl dönümü 8-10 yıl sonra coşkuyla kutlandı. Antalya ilk defa 810 sene önceki fethi böyle bir önemle, böyle bir törenle kutlamaktadır. Selçuklu Sultanı 1. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından fethedilen Antalya'nın fethinin 1. yıl kutlamaları Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa organize edildi. Hala Kaşgarlı hala! Ya gemiler? Donanma ne durumda? Fethi kutlamalarına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, AK Parti Antalya Milletvekilleri Sema Nur Çelik, Hüseyin Samani ve İbrahim Aydın'ın yanı sıra şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Kutlamalar öncesi konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 5 Mart 1207 tarihinin tüm Antalya halkının hafızasına kaydedilmesi gerektiğini vurguladı. Evet, 5 Mart 1207. Sevgili gençler, artık bu tarihi unutmayın. Bu tarihi zihninize kazıyın. Antalya'da yaşayan her birey 5 Mart 1207'yi zihnine kazımalı. Çünkü o tarihten bu yana Antalya Türk yurdu, vatan, Türk İslam yurdu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise fethin yıl dönümünün 8-10 yıl sonra görkemli bir şekilde kutlandığına dikkat çekti. Biz bu topraklarda yaşıyorsak bunu 2. Kılıç Arslan'ın oğlu Gıyasettin Keyhüsrev'e, torunu İzzettin Keykubat'a, Alaaddin Keykubat'a borçluyuz. Vakit, ecdattan bayrağı devralma vaktidir. Cumhuriyet Meydanı'nda sabah 9.30'da Türk bayrakları ile Selçuklu flamalarıyla başlayan kortej yürüyüşünün ardından Karaoğlan Parkı'na gelindi. Ardından geçilen kutlama etkinliklerinde kılıç kalkan, mehteran takımı ile okçu ekiplerinin gösterisi vatandaşların büyük beğenisini topladı. Gaza niyetine. Ya hak! 5 Mart 1207 tarihinde Antalya'yı fetheden Gıyasettin Keyhüsrev için okçular sur kenarına gelerek ıslıklı oklarını denize yöneltti. Okçular Keyhüsrev ve tüm Osmanlı şehitlerinin ruhuna ithafen ıslıklı oklarını denize fırlattı. Ok atma merasiminde ayrıca Vali Münir Karaloğlu ile AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani de ya hak diyerek ok fırlattı. Ardından mehteran takımının gösterileriyle son bulan kutlama Antalya Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerle devam etti. Kutlamalar yarınki uluslararası Ranatalya koşusu ile son bulacak.